Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Başkan 35 kanaldan hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Investik.com'un e, grafiğinden BIST 100 analizi yapacağız. BIST 100'de bizler için e, önemli olan kritik seviyeleri sizlerle birlikte inceleyip bulmaya çalışacağız. BIST 100'de baktığımız zaman arkadaşlar e, 121 bin seviyesinden bir haftalık kapanış BIST 100'de görüldü. Fakat tepelere baktığımız zaman ee, artık e, yukarıdaki seviyelerin riskli olduğunu görmekteyiz arkadaşlar. Şurada bir 124 bin tepesi var. Bist yüzde. Bu 124 binin altında çok kritik bir seviyede 121 bin seviyesinden bir kapanış gelmiş. 121 bin seviyesinden. Şimdi bizler için Önemli olan arkadaşlar bu 100, 121 bin seviyesi. E, 121 bin üzerinde haber akışlarına dayalı yukarı yönlü hareketler de yaşanabilir. Fakat 121 bin seviyesi aşağıya doğru kırılırsa da ilk etapta arkadaşlar 118 bin desteği takip edilmeli. 118 bin 750'deki destek takip edilmeli. E, 118.750 desteğinin altında da önemli olan bir başka destek seviyesi de 116.000 seviyesi olarak biz yüzde gözükmekte. 116.000 seviyesi. Evet arkadaşlar BIST 100 biliyorsunuz ben pek e, borsa İstanbul yüz grafiği analizi yapmam. Bu ilk defa bir analiz yapacağım BIST yüzle ilgili. Fakat benim gördüğüm kadarıyla grafik üzerinde baktığım kadarıyla arkadaşlar 124 bin üzerinde tutunamayan bir BIST e, aşağıya doğru düzeltme hareketleri yapabilir. Aşağıda da e, 121 bin bir kritik desteği var ve bu kritik desteğin üzerinde kapanış gelmiş. 121 bin e, çok dikkatle takip edilmesi gereken bir rakam BIST 100 için. Çünkü 121 bin seviyesi aşağı yönlü kırılır. Günlük kapanış gelirse arkadaşlar BIST 100'de 118.750 rakamı yakın gözükmekte. 118.750 rakamının da aşağıya doğru kırılması halinde 116 seviyelere doğru, 116 binli seviyelere doğru. Bir düzeltme hareketi BIST yüzde yaşanabilir. O yüzden de BIST yüzde borsa tarafında olan arkadaşların 121 bin kritik seviyesine borsada dikkat etmeleri gerekmekte. 121 bin altında 118.750 önemli bir destek ve onun altında da arkadaşlar 116 bin seviyesi BIST yüzde takip edilmesi gereken önemli seviyeler gibi gözükmekte. Evet biz yüzden güzel haberler vermek isterdim ilk analizimde fakat e, 124 bin altında kaldıkça BIST yüz önce 121 bin eğer bu 121 bini kendine de direnç olarak artık belirlerse arkadaşlar aşağıda 118.750 ve 116 binli seviyelere doğru e, düşüşler meydana gelebilir. O yüzden biz yüzde dikkat diyoruz. Özellikle 121 bin seviyesine dikkat diyoruz. 121 binin aşağı yönlü kırılması halinde de arkadaşlar 118.750 önemli bir destek ve 116 bin e, seviyelerinde ikinci bir düzeltme e, seviyesi olan yer gözükmekte. Haber akışlarını iyi takip edin. Biz yüzde 121 bin seviyesi önemli dediğimiz gibi bu seviye takipte kalınacak. Kırılması halinde 118.700'e ve 116.000'li seviyelere doğru bir düzeltme hareketi biz 100'e gelebilir. Bit 100'e ile şimdilik söylemek isteyeceklerim bu kadar arkadaşlar. E, Dolar TL analizimize de bakalım. Dolar TL'de neler olabilir? bunu aldığımız zaman arkadaşlar Dolar TL'de e, beklentimiz olan 5.99 üzerinde bir haftalık kapanış gerçekleşmiş gözüküyor. 6.01.53 seviyesinden haftalık bir kapanış yapan Dolar TL kuru. Ee, önemli olan stop noktamızı arkadaşlar artık bu hafta 5.99 seviyesine doğru çekiyoruz. İş süren stopumuzu 5.99 seviyesine çekeceğiz. 5.99 artık bu hafta itibariyle bizler için önemli bir stop noktası haline gelmiştir. 5 TL'de kalışlar bize dolar TL kurunda neyi ifade eder? Onu da hep birlikte inceleyelim. 5.99 üzerinde dolar tl'nin tutunması durumunda arkadaşlar ilk etapta takipte kalmamız gereken e, en önemli direnç yerimiz 6.03.50 olacak 6.03.50 direnci 6.03.50 direnci de yukarı doğru e, aşılması durumunda takipte kalacağımız önemli bir direnç yerimiz gene 6.09 609 üzerinde arkadaşlar 6 15 seviyesi dolar-tl kurunda bizler için önemli direnç yerleridir bunda biliyorsunuz asıl ana hedefimiz 6 25 seviyesi bu bir köşede Dursun 6 25 seviyesi Burası ana hedef noktamız bu dolar-tl kurunda arkadaşlar biliyorsunuz daha orta bazlı düşünen arkadaşlar için hani doların 7 lira ve üzerine çıkmasını bekleyen arkadaşlar için ilk etapta takipte kalınması gerekecek en önemli seviye. Diğer eski videolarımda belirtti arkadaşlar. Bir 6.36 üzeri kapanış gelmesi şart. Haftalık kapanış görmemiz şart. Eğer ki 6.36 üzerinde bir kapanış görebilirsek Dolar TL kurunda beklentiler 7 20 seviyelerine kadar olabilir. 7 20 seviyine. E, fakat şimdi biz kısada arkadaşlar beklentimiz olan yerlerimiz 5.99 e, desteğini takipte kalacağız. E, biliyorsunuz yükselişlerimiz, düşüşlerimiz de bize para kazandırıyor. O yüzden düşüşlerimiz, kritik seviyelerimiz çok önemli. Bizler için artık bu hafta 5.99 Önemli stop yeri haline gelmiş ee, ve bunun üzerindeki her tutunmada da 6.25 hedefini bekleyeceğimiz bir alan haline gelmiştir 6.25 seviyesini. Ee, fakat arkadaşlar biliyorsunuz 6.25'e e, gitmeden önce de arada bazı destek ve e, direnç noktalarımız olacak. Önemli direnç noktalarımız belirttiğim gibi 6.03.50'de direnç noktamız ikinci direnç noktamız 609 larda bu ve üçüncü direnç noktamız 6-15 seviyesi 6-15 direnç önemlidir arkadaşlar 6-15 direncine dolar TL kuru takılabilir O yüzden 6-15 direnci ilk etapta takip edeceğimiz bir direnç yerimiz Bant aralığı olarak da 5.99 6.25 bandı içerisine girmiş durumdayız arkadaşlar. 5.99 aşağı yönlü kırılmadığı müddetçe. Burası çok önemli. 5.99 aşağı yönlü kırılmadığı müddetçe de 6.25 e, ve 5.99 bandı içerisine e, bu haftalık kapanışıyla birlikte girmiş durumdayız. Peki arkadaşlar 5.99 altında bir kapanış görürsek, e, o zaman dolar TL kurunda beklememiz gerekecek önemli seviye neresi olabilir? 5.99 dolar TL kurunu 5.91 seviyesine kadar e, çekmek isteyebilirler 5.91 seviyesine. O yüzden diyoruz ki 5.99 seviyesi bizim için çok önemli. Ee, 5.99 üzeri önemli 6.15 direnç yerimiz ve 6.25 hedef dedik. 5.99 altında da arkadaşlar e, önce 5.95 ve onun altında 5.91 seviyesi. Kötü senaryoda doların aşağı yönlü senaryosunda beklentimiz olan yerler haline gelir arkadaşlar. İlk etapta dediğim gibi bu hafta 5.99 bizim için çok önemli. 5.99 üzeri her kalışlar 6.0350 onun üzeri 6.09 ve 6.15'teki önemli direnç yerlerine doğru dolar TL'yi hareketlendirebilir. Fakat 5.99 Biliyorsunuz Merkez Bankası'nda da dolar üzerinde bir baskısı var. O yüzdendir 5.99 üzerine Merkez Bankası izin vermeyebilir. Tekrardan geri çekilmelerde Dolar-TL kurunda yaşanırsa bu sefer de arkadaşlar 5.99 altında 5.95 ve 5.91 önemli destek seviyeleri takibimizde kalacak. Önemli seviyelerimiz olacak arkadaşlar. Bunlar çok önemli rakamlar, özenle araştırılıp bulunmuş destek direnç noktalarıdır arkadaşlar. Bu destek direnç noktalarına dikkat edin. Bazı yerlerde de alsat aradaki fiyatlardan göz ardı 5.99 üzerinde, mesela 5.99 altına indik 5.95, 5.91 kademeleri yapabilirsiniz. 5.99 üzerinde tekrar bir 6.15'li seviyeleri beklenti haline getirebilirsiniz. O yüzdendir kritik rakamımız bu hafta 5.99 seviyesinde bulunan destek rakamımız. 5.99 üzerinde de durdukça 6.15'li seviyeler ilk beklentimiz olan önemli direnç seviyemiz haline gelecektir. Dolarla ve Bist 100 ilgili anlattıklarım şimdilik bu kadar arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma bir beğen atar ve kanalıma abone olmamış arkadaşlar varsa da kanalıma abone olmalarını kendilerinden rica ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.